Şu an İstanbul Aksaray'dayız. Olumsuz hava koşulları nedeniyle tramvayda aksamalar meydana gelmektedir. Bilmiyorum rayın üzerinde ne gibi bir aksama oluyorsa, yol bildiğin gibi ray, herhangi trafik yok. Ama bölgelerin tramvaylar gitmiyor. Millet daha durağa gelmeden kendi imkanlarıyla kapıları açtılar. Ve yolun kenarında Aksaray'a doğru yürüyorlar. Anlamadım, konu şu. Ray, herhangi kar yok. Ondan sonra trafik yok. Yol rayın üzerine ne gibi aksama olabilir ki? Daha durağa varmadan 1-2 kilometre kala herkes kapıları açarak bu şekilde indi. Ve Aksaray'a doğru yürümeye başladılar ve de ben de onlarla birlikte yürüyorum. İşte tren bu şekilde boş, bazı kişiler inmemiş. Bazı kişiler hala içeride oturuyor. Aksınlar, kapılar da hemen iniyor. Aksaray'ın üst geçişinin hemen altındayız. Tamam, trenin tam önüne geçtik. Olumsuz hava koşulları değil. Bakalım. Yolda boş. Ve yolda boş. Gitmek istese gidebilir. Evet. Artık sorun neyse bilmiyorum. Gördüğünüz gibi yol boş. Herhangi bir engelleme yok. Ama olumsuz hava koşulları nedeniyle trende aksamalar meydana geldi. Bildiğiniz gibi bu tarafta durmuş, o tarafta durmuş. Yolda herhangi bir arıza yok. Yine dönelim. Trenin güzergahına. Burada da herhangi bir aksama yok. Neden durmuş? Neden durmuş anlamış da değil. Karşı tarafta gelen tramvay hareket etti. Gidiyor. Diyeceğim, kar vardı, kar temizlendi veya arıza vardı, arıza giderildi. O da yok. Artık bilmiyorum. Öbür arka tarafta gelen tramvay da o da geliyor. Tramvay halen durduğun yerde duruyor. Burası da Aksaray meydan. Az önce inip de yaya yürüdüğümüz Aksaray'a tramvay 1-2 dakika sonra geldi. Aynı indiğimiz tramvay bu. Aksaray! Aksaray
Şayet dünyanın bir kalbi olsaydı, nerede atardı acaba? Tarihi bir şehre sığdırabilsek, hangi şehir kaldırabilirdi bu yükü? Ya insanlığın uzun serüveni özetlenmek istense, bu sahneye en uygun mekan neresi olurdu? Tabii ki İstanbul. Bu şehir bir dünya başkentidir.